Teşekkürler Aykut İnce. Fenerbahçe artık yavaş yavaş Rusya kampının sonuna geliyor. Bugünü de iki antrenmanla geçiriyor sarı lacivertler. İki antrenman da basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Yarın saat 2'de dost ülke Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile buradaki Paris Premier Cup'taki 3. hazırlık maçına çıkacak sarı lacivertler ve Rusya kampını tamamlayacak. Hemen ardından bu hazırlık maçının hemen ardından da İstanbul'a dönecek ve Rusya kampı tamamlanmış olacak. Tabii bu kamp çok taze, daha çalışmalar yeni başlamışken yapılmış bir kamp. O yüzden daha çok tedavi, tadilat diyelim. Yani takım içerisindeki eksik noktaların tespit edilmesi, ayrılacak oyuncuların belirlenmesi, yeni sezona dair oyun anlayışının enjekte edilmesi gibi bu tarz konuların ön planda olduğu bir kamptı. Yeni transferler geldi. Kent ve Ceko en başından itibaren kamptaydı. 2 gece önce Umut Nayır ve Alexander Djiku katıldı bu kampa ve bu şekilde yeni transferlerin de katılımıyla çalışmalar artık yavaş yavaş tamamlanmaya doğru gidiyor. Sarı lacivertlerde bugün yine 6'da bir antrenman gerçekleştirecek Fenerbahçe. Tabii antrenman tempoları da yavaş yavaş artıyor. Maçlarla birlikte kondisyonu yükseltmeye çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da fiziksel çalışmalara ağırlık vererek bunu gerçekleştiriyor. Ama asıl hedef burada birlik ortamını oluşturabilmek. Yine de takımdan ayrılacak isimlerin netleşmesi bu kampta belli olacak. Tabii ki İsmail Kartal bir yönetime bir rapor sunacak bu konuyla ilgili. Bu kampın sonunda takımda görmek istemediği isimleri belirtecek. Ve o isimler yavaş yavaş kadronun dışında kalmasını bekliyoruz. Yani yavaş yavaş artık gelecek sezonun kadrosunun netleşmeye başlamasını bekliyoruz. Direkt kadro dışı olarak düşünmemek gerekiyor. Bu tarz bir yani satılacağı için bir şekilde takımdan ayrı çalışmaya başlayan oyuncular olabilir. Bunlar geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Bu doğrultuda bir kamp sonu bekliyoruz. Kim olabilir bu isimler? Rossi olacak, Gustavo Henrique, Arao. Bunun dışında yine farklı isimler de olabilir. Yerli oyunculardan da takımdan ayrılmasını beklediğimiz isimler var. İşte Samet gibi, farklı isimler gibi ama dediğim gibi bu turnuvadan sonra, bu Rusya kampından sonra bu oyuncular en azından rapor olarak yönetime bildirilecek. Belki takımla çalışmaya devam ederler ama ciddi bir ayrılık süreci de başlayacak. Bunun dışında transfer olacak oyuncular olabilir. Zalai gibi, Pedro gibi, Altay gibi transfer olacak olabilir. Rusya kampından sonra biraz daha Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlayacak ve çalışmalar biraz daha odağa yönelik, biraz daha dediğim gibi yeni planlara yönelik gerçekleşmeye başlayacak. Tabii Fenerbahçe'de transfer kamp gündemi kadar önemli olan bir konu maddesi de transfer gündemi. Yine çok hareketli bir sezon geçiriyor Fenerbahçe. Az önce sevgili Mahmut Hoca'nın yorumlarını dinlerken de dikkatimi çekti. Yeniden bir yapılanma var diyebiliriz. Sonuçta 7-8 oyuncu gelecek toplamda. Belki bu sayı onlara doğru gidebilir. Yine bu sayılarda oyuncular ayrılacak. Bu da demek oluyor ki artık yeni bir yapılanma var. Tabii Fenerbahçe'de teknik direktör değişti, oyun anlayışı değişti, sistem değişti. Hani bu biraz da gereksinim olarak da değerlendirilebilir. Ama transfer gündemi de oldukça hareketli. Livakovic, biz geçtiğimiz günlerde yine sevgili Aykut, senin de katkınla Livakovic'in Fenerbahçe'nin 1-2 gün içerisinde bitirmek istediğini ve hem Dinamo Moskova hem de Livakovic'i ikna etme konusunda yeni adım atıldığını ve ikna etmeye yaklaştığını söylemiştik. Bizim bu haberimiz Hırvat basında da yeni yeni seslendirilmeye başlandı. Fenerbahçe bitirmek istiyor bu transferi. Tabii ki oyuncuyu ikna etmek burada kritik. Dinamo Moskova konusunda Fenerbahçe iyi bir noktada bonservis bedeli önerdiği bonservis bedeli olarak. Ama oyuncuyu ikna etmek burada daha kritik. Bu iknanın artık gerçekleşmesini bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde Fenerbahçe bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Mert Müldür konusunda da
benzer bir durum söz konusu. Fenerbahçe Sassuolo'yla 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Orada ufak bir pürüz var. %15 sonraki satıştan pay isteniyor. Fenerbahçe de bu maddeyi koydurmak istemiyor. Tabii Fenerbahçe'nin artık yaptığı satışlar gerçekten Avrupa'da gündem maddesi, dikkat çekici olmaya başladı. Doğal olarak bu sonraki satıştan pay işi önemsenmeye başladı Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde. Bundan bahsedebiliriz. Mert Müldür'le herhangi bir sorun yok. Kısa süre içerisinde onun da açıklanmasını bekliyoruz. BK yine bugün kritik bir gün. Bugün kesin değil tabii ki. Hani izleyicilerimizi de yanıltmak değil amacım ama bugün BK ile ilgili sonuç çıkabilir. Fenerbahçe bu transferi bitirmek için teklifini yükseltti. BK ile zaten herhangi bir sıkıntı yok. Fenerbahçe BK, yani bugün bir gelişme paylaşabiliriz BK ile ilgili. Onu ifade edelim. Fenerbahçe temsilcileri, Fenerbahçe'yi temsilen kişiler İtalya'da ve bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. Bu görüşmenin ardından sıcak haberler verilebilir. BK'yı transferini bitirme noktasına gelebilir tam anlamıyla Fenerbahçe, ki önemli aşamada kaydetti bu transferde. Zaha'yı herkes çok fazla soruyor. Zaha konusunda yani bizim İngiltere'den, kulüp çevresinden, oyuncu çevresinden edindiğimiz bilgiler biraz daha Zaha'nın zihninde Crystal Palace'da devam etme fikrinin daha yüksek olduğu yönünde. Ailesi ise daha fazla ayrılmasını istiyor. Hem daha iyi para kazanmasını istiyor, hem daha yarışmacı kulüplerde oynamasını istiyor. Futbol kariyerinin sonlarına giderken kupalar kazanmasını istiyor. Zaha bir karar verecek. Henüz Fenerbahçe olumsuz, olumlu bir havada değil. Yani kararla ilgili gelen bir ön haber yok. Ama Fenerbahçe'de bu haberi bekliyor. Zaha konusunda söyleyebileceklerimiz bunlar. Bunun dışında da unuttuğum bir isim var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Dün Rashica gelişmesi paylaştık. Yani burada da şunu ifade edelim. Galatasaray doğal olarak transferde Norwich'in yüksek bedelini aşağıya çekmek için biraz daha yavaş hareket ediyor. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgileniyor. Norwich'te bir temasa geçti. Burada Norwich'in yüksek bonservis bedeli talebi var. Bunu ifade edelim. Hani Fenerbahçe bu ilgiyi ne kadar ciddileştirir, ne kadar bu transferde ısrarcı olur, bunlar için çok net yorumlar yapamıyorum şu anda ama bir ilgi var. Kosovalı kendisi, Ceko Fenerbahçe'de, Vedat Muriç'le iyi ilişkisi olan bir oyuncu. Rashica konusunda Fenerbahçe'nin bir ilgisi var ama bu ilgi ne kadar ileriye gidecek? Biz tabii bu tarz gelişmeleri atlamak istemiyoruz, paylaşıyoruz izleyicilerimizle ama süreci de takip edeceğiz. Bu ilgi resmi girişimlere, tekliflere, işte ısrar listeye dönecek mi? Bunu da aktarmaya çalışacağız izleyicilerimize. Bu şekilde transfer gündemini özetledik. Zaten ayrılacak oyuncularla ilgili de bilgi verdik. Fenerbahçe'de kamp ve transfer gündemini bu şekilde özetlemiş olduk sevgili Akif Hoca. Peki sana şunu da sorayım hazır yakalamışken. Fenerbahçe tahmini tabii bu, yani şimdi değil de, ya net değil de, bu sene kaç para harcar transfere? Bir, iki, iki. Gönderilecek olan oyuncuların listesi çok kabarık. Zaten medyada da okuyoruz. Senin listen de kabarık mı? Kabarık, kabarık. Yani ya şöyle, Fenerbahçe artı eksi dengesinde birbirini aşağı yukarı bulacak. Onu söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe direkt 20 milyon euroluk bir satış yaptı. Yani bu Türkiye'de çok olan bir şey değil. Zaten buradan çok iyi bir gelir elde etmiş durumda. 6,5 şeyden geldi, Buruma'dan geldi 26,5, 4,5 Berisha'dan geldi. Daha şimdiden kulübe 30 milyon euro geldi. Ya bunun Rossi'si var. Rossi'den çok yüksek bir gelir beklenmiyor. 3-4 milyon eurolar bekleniyor. Arao'dan 1-2 milyon eurolar bekleniyor. İşte başka bonservis beklentisi olan oyuncular da var. Ya Fenerbahçe bir 50 milyon euroya yakın satış yapacak. Bu oranlarda da para harcayacak, yani böyle gözüküyor. En azından bizim gördüğümüz bu şekilde. Yani al-sat dengesinde Fenerbahçe bonservis bedeli olarak belki sıfırda kalacak ama satış çok olduğu için kulübe girişte oldukça fazla olacak, onu söyleyelim. Mahmut Alpas'tan bir soru sormak ister. Kolay gelsin. Çok teşekkürler hocam. Tam kaç kişi kadro? Şu an bayağı kalabalık, yani hocam tam sayıyı bilmiyorum ama şu an gerçekten kalabalık. Burada olmayan oyuncular da var. Ya 40 olmasa da 30, ya yanlış bir şey söylemek istemiyorum, hani saymadım ama 30'un üstünde diyebiliyorum sayı her türlü. Yani
Ciddi kalabalık bir kadro var. Joshua King burada değil. Onu söyleyelim. Adalesinde bir ağrı var. Onun da bu arada takımdan ayrılma ihtimali var. Pedron da takımdan ayrılma ihtimali var. Ayrılma ihtimali yüksek. Zalai çok yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak. Ya gerçekten bayağı bir oyuncu gidecek. Batshuayi şu anda ayrılmasını beklemiyoruz. Hani şu anda İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'de satmayı düşünmüyor ama mesela solda oynadı Batshuayi. Bu arada Dzeko birinci tercih. Yani ilerleyen dönemde Suudi Arabistan'dan gelen teklifler boyutu artabilir, maaşlar artabilir. Yani orada da mesela şu an bir şey olmasa da değişkenlikler olabilir Batshuayi'nin durumunda da. Dediğim gibi Fenerbahçe'de birçok isim yani ciddi sayıda ayrıldı. Ya gene bir 10-12 giden, 10-12 gelen olacak gibi gözüküyor. Yani bunu söylemek gerekiyor. Hayırlı olsun. Peki, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.